Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Gülten Akın imzalı Kırmızı Karanfil'i konuşacağız. Kırmızı Karanfil, Gülten Akın'ın 1956-1971 yılları arasında yazdığı kitaplardan oluşan bir toplu şiirler kitabı. Kitabın içerisinde bulunan diğer kitaplarla ilgili bilgi verelim. Rüzgar Saati, Kestim Kara Saçlarımı, Sığda ve Kırmızı Karanfil'de bulunan şiirleri Kırmızı Karanfil adıyla toplu şiirleri kitabı haline getirmişler. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış olan bu eser toplam 160 sayfa. Öncelikli olarak Gülten Akın'la başlayalım. Daha önce de bu kanalda Gülten Akın'ın Beni Sorarsan adlı şiir kitabını paylaşmıştım. Bildiğiniz üzere Gülten Akın 1933 yılında Yozgat'ta doğmuştur. 2015 yılında Ankara'da hayatını kaybetmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan şairin şiirleri birçok dile çevrilmiştir. Şimdi bu kitapta nelerden bahsediyor? Onlara biraz değinmek istiyorum. Yapı Kredi'den benim okuduğum kitap 12. baskısını yapmış. Burada daha çok şairin diğer iki kitabına Kestim Kara Saçlarımı ve Beni Sorarsan bu iki kitabı oranla daha böyle şiir şeklinin biraz değiştiğini gördüm. Sebebi şudur. Şiirler daha böyle dörtlüğe yaklaşmış ve şiirlerin özellikle son bölümdeki Kırmızı Karanfil adlı bölümdeki şiirlerin daha böyle hikayesi olan şiirler, olaylara odaklanan şiirler olduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi Gülten Akın daha çok insana odaklanıyor. İşte sevgi, hasret, ölüm, özlem. Sonrasında biraz da toplumsal eleştiri de var. Bununla birlikte biraz toplumsal mücadele, toplumsal bilinçlenme gibi konulara da değindiğini söyleyebiliriz. Şimdi kitaptan toplam sizler için altın çizdiğim yerlerden 17 alıntı yaptım. Şimdi onlarla devam edelim. Birinci alıntımız 12. sayfadan. Benim bir nokta kırılmışlığım gözlerimin ardında büyür durur diyor Gülten Akın. Yani bir insanın kırılmışlığı büyür bir yerde. Ben de öyle düşünürüm. Bir bitki gibi düşünürüm onu. Kırıldınız, kırgınlığınız bir tohum gibi saçıldığında ne olur? Bu kırgınlıklarla desteklenirse büyümeye devam eder. Sonra 15. sayfada uzanır ellerin, gözlerimi örter, bütün düzenim bozulur diyor şair. Bir sevgilinin uzanıp gözlerinizi kapatması, dolayısıyla bu suretle de sizin bütün düzeninizin bozulması. Şimdi 16. sayfada şair yalnızlığa ilişkin bir ifadeye yer veriyor. O da şu şekilde. Şu uzaktan tükenmez yalnızlıktan içten içe ürküyorum ama böyle de iyiyim. Şimdi yalnız olmak iyidir. Yalnızlık iyidir. Sebebi şu arkadaşım. Şimdi yalnız olduğunuzda sizi üzen, kıran, beklentilerinizi boşa çıkaran kimse olmaz. Fakat bunun da bir sınırı var. O sınıra dikkat etmek lazım. 16. sayfada şairin çok güzel bir şiiri var. Bana göre bu kitaptaki en güzel ifadeler burada yer alıyor diyebilirim. Siz dayanılmaz bir günaydınsınız. Sabah sabah insanı ayağına getiren, hiç yoktan dünyayı kendini sevdiren. Siz çocuk ağızlı bir günaydınsınız. Şair böyle sesleniyor. Sonra yine 16. sayfanın ilerleyen bölümlerinde ise çocuk ağzınızla biraz daha durun. Gittiğinizde güz gelmiş olacak diyor. Şimdi birinin gittiği zaman mevsimin değişmesi. Yani dünyadaki mevsim ilkbahar olabilir, yaz olabilir, kış olabilir. Fakat biri gittiğinde sizin mevsiminiz değişebilir. 27. sayfada şair yine sevgiliye sesleniyor. Diyor ki kendimi bildim bileli bekledim seni. Sonra 29. sayfada arsız otlar gibi büyür gider. Gece yarısından sonra yalnızlık. Bu kitapta yalnızlığa ilişkin de birçok ifade olduğunu söylemeliyiz arkadaşlar. 38. sayfada diyor ki kendinden önce şarkısı vardır, söylenir. Dünyaya gelir gelmez herkesin. Dünyaya geldiğimizde bizim bir şarkımız var ve bu söylenmeye devam ediyor. 71. sayfada şair aşka ilişkin şu ifadelere yer veriyor. Bazı adamlar aşkı itip odalara karartır. Bazı kadınlar için aşk şöyle bir rüyasız, sere serpe,
şöyle bir korkmadan uyumadır. Yani aşk böyle bir şey olsa gerek. İnsanı böyle sere serpe, rüyasız bir biçimde korkmadan uyuma evresine geçirme hali diyebiliriz. Sonra 77. sayfada iki tane alıntıyla karşınızdayım. Birincisi şu. Bir dinlenmeyle insan kendinden yine alacaklı çıkabilir. İnsanın kendinden alacaklı çıkması. Üzerinde düşünülmesi, konuşulması gereken ifadelerden biri. Sonra benim en sevdiğim ifadelerden biri de şu oldu. Yine 77. sayfada. Sevememek biraz yorgunluktandır, diyor Gülten Akın. 91. sayfada. Kuşsuz kalmışsa ağzım, gözlerim gülmemekten, dostumdan gökyüzüne sürmeye kuş isterim, diyor. Sonra kitabın yine dediğim gibi en çok altını çizdiğim yerlerden biriydi. 116. sayfada. Ah, kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya, diyor şair. Sonra 127. sayfaya geldiğimizde çocukla yaşlının bir karşılaştırmasını görüyoruz. Burada şair diyor ki, hüzün çocuklar için arada bir, yaşlar için sürekli. 131. sayfada kentle kavgası var şairin. O da bunu şöyle ifade ediyor. Yola çıkış günü sabahıdır. Kentle hesabımız kapanmıştır. 140. sayfaya geldiğimizde çiçekler birazcık solgun durmalıdır, diyor şair. Sonra 159. sayfada at üzerine yoğunlaşıyor ve diyor ki at nedir bilmiyorlar. At nedir unutmuş bu insanlar. Sonra 159'un sonuna doğru sabırdır at, yiğitliktir, dayanmadır ama sonunda mutlaka yarınadır, bir güzelliğe, bir ululuğa varmadır, diyor. Alıntılar bu kadar arkadaşlar. İçerisinde çok daha fazla yerin altını çizdiğimi söyleyebilirim. Kitabın arka kapağında Gülten Akın'ın bir ifadesi var. Onu sizlerle paylaşayım. Şiir insanla insan, insanla dünya arasındakini seçerek bir başka düzleme aktarır ve yeniden kurar. Bir özel dil olmakla birlikte şiir bir iletişim aracıdır. Nesnel dayanağı olan coşkulu bir söylemdir. Kimi kez doğru giden bir oktur. Yeniden düzenlenmesi gereken yaşama, dünyaya usla karşı çıkıştır, baş kaldırıdır. Şimdi şairin şiiri ilişkin kitabın arka kapağında bulunan bu ifadeler kitaptaki o toplumsal eleştiriyi, birlikte hareket etme, o toplumsal bilincin uyanması gibi konuları niçin işlediğini bize gösteriyor. Çünkü Gülten Akın şiiri bir başkaldırı olarak görüyor. Peki son olarak hocam, bu kadar konuştun. Bu kitabı kimler okusun? Vallahi bu kitabı lisans düzeyinden itibaren herkes okuyabilir. Şiir seven arkadaşlar arasından biraz şiir okuma deneyimi olanlar, imgeleri yakalayabilecek bir yetkinliğe ulaşmış olanlara kesinlikle hitap edeceğini düşünüyorum. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.